Herkese merhaba. Bugün cevizli bir köfte yapacağız beraber. Bu köfteyi isterseniz partilerinizde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir açık büfe çeşidi olur kendisi. İsterseniz de öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Ceviz belki biliyorsunuzdur, Sinop'ta mantıda da kullanılıyor. Ben cevizle etin birlikteliğini çok beğeniyorum. Bu köftede de bu kombinasyondan faydalanıyoruz. Hazırsak yapım aşamalarına başlayabiliriz. İlk olarak köftelik bulgurumuzu kabımıza alıyoruz ve üzerine bir bardak sıcak su döküyoruz. Ve şişmesini bekliyoruz. Bulgurum şişti. Birazcık soğuması için beklettim. Çünkü sıcakken eti ve diğer malzemeleri koymak istemiyorum. İçerisine yumurtamı kırıyorum. Soğanımı ekliyorum. Kıymamı da ekliyorum içerisine. Ve son olarak cevizimi de ekleyip yoğuracağım. Tuzunu ekliyorum. Karabiber ve kimyon. Köfte harcımı yoğurdum. Hazır. Şimdi fırına dayanıklı bir kabı yağlıyorum ve üzerine köftelerimi diziyorum yuvarlayıp. Bu arada bu köfteleri derin yağda da kızartabilirsiniz. Çok nefis olurlar ama ben bugün daha hafif bir lezzet istiyorum. Çıtır çıtır, dışı çıtır çıtır oluyor. Köftelerde kullanacağımız cevizin çok küçük dövülmesini istemiyoruz. Biraz dişe gelir olursa daha lezzetli olur köfteleriniz. Köftelerimizi yuvarladık, hazırlar. Kabımıza da aldık. Şimdi üzerlerine birazcık zeytinyağı gezdiriyorum ve fırına gönderiyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar 180 derecede pişirebiliriz. Dilerseniz siz köftelerinizin üzerine biberiye, kekik gibi herhangi bir baharat da ekleyebilirsiniz bu aşamada. Köftelerim fırından çıktı. Nefis bir koku var şu anda burada. Umarım siz de bu köfteleri denersiniz. Cevizli köfteleri denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Ayrıca yapmamı istediğiniz başka tarifler varsa yorumları onları da bırakabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.